Bekleteceğim. Emine sözü bırakacağım. Durmuş Bey'e bir kez daha merhaba diyelim. Hoş Merhaba. geldiniz. Eski Merkez Bankası başkanlarından Türkiye'deki Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu tek dönemdeki tek bağımsız başkan diyebilir miyiz belki de Son ondan sonra belki. ben ilk ve son başkan olarak Durmuş Bey tarihe adını geçirdi. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı meselesi son derece ciddi bir tartışma konusu. Bugün Büyükelçiler krizi ve dış mihraklar meselesini konuşuyorduk. Ben Emine bırakayım sözü. Durmuş Bey'le kendisi devam etsin. Durmuş Bey, önce şunu sormak istiyorum. Siz hep ve bütün Merkez Bankası, siz derken Merkez Bankacıları karşısında, yani Merkez Bankası yöneticileri veya Merkez Bankası'nın üst yöneticilerinin tamamı, Merkez Bankası'nın en önemli silahı olarak biz hep faiz deriz ama aslında sizler hep Merkez Bankası'nın gücü, güvenilirliği, onun masaya yumruğunu vurduğunda veya bir şey söylediğinde ki etkisini kastedersiniz. Şimdi Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin sarsıldığını öncelikle düşünüyor musunuz? Bağımsızlık anlamında kastediyorum bunu. Ve hem enflasyon cephesinde hem TL'nin gücü, tabii ikisi aslında aynı yere çıkar ama TL'nin gücü açısından bunun verdiği hasarı biraz bize anlatır mısınız? Son faiz kararını sormadan önce bunu bir sormak istiyorum. Efendim, Merkez Bankası'nın kredibilitesi şu anda yerle bir edildi. Kredibilite dediğimiz şey, Merkez Bankası'nın kamuoyuyla, muhataplarıyla yaptığı iletişimde aldığı rolün karşı taraftan, muhatapları tarafından kabul edilmesi, satın alınması, benimsenmesidir. Dolayısıyla şu an itibariyle özellikle son para politikası kurulunun aldığı karar ve onun öncesinde banka bünyesinde yapılan atamalarla vesaireyle ilgili operasyonlar bize gösterdi ki bugün itibariyle Merkez Bankası'nın kredibilitesi sıfırdır bile diyemem. Merkez Bankası'nın kredibilitesi an itibariyle eksi bir yerlerde. Dolayısıyla bunun bir bedeli var. Bu bedeli biz toplum olarak ödüyoruz. Nasıl olarak ödüyoruz? Yüksek risk primi olarak ödüyoruz. Yüksek faiz olarak ödüyoruz. Yüksek borçlanma olarak ödüyoruz. Enflasyon olarak ödüyoruz. Ve paramız da maalesef sürekli değer kaybediyor. Alım gücümüzü kaybederek ödüyoruz. Şu an itibariyle Merkez Bankası mahkemelerde, filmlerde görürüz. Yargılanan kişilere yemin ettirir hakimler. Doğruyu söyleyeceğine, yalnız doğruyu söyleyeceğine, doğrudan başka bir şey söylemeyeceğine yemin eder misin der. Merkez Bankası'nın da yemini şudur. Önce veriye, sonra veriye, yalnız veriye bakacağım ve oradan bir analiz yapacağım. O analiz sonucunda ortaya çıkan tespitime göre de politika uygulayacağım. Bu yanlış olabilir ama bu yanlış benim yanlışımdır. Başkasının telkiniyle içine girdiğim bir yanlış değildir der ve bunu da kamuoyuna bu şekilde iletebilir ve inandırabilirse yanlışı bile kamuoyu tolere edebilir. Bunu rahatlıkla karşılayabilir. Fakat biz bugün itibariyle bu noktadan son derece uzağız. Birileri yani tek adam rejiminde Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bugün Merkez Bankası bu söyleneni yapıyor. Fakat onu yapabilmek için ona bir makul ve mantıklı kendi içerisinde tutarlılığı mümkün olduğu kadar tutarlı olan bir kılıf uyduruyor. 250-300 kelimelik bir para politikası kurulu kararı yazıyor. Mesele bundan ibarettir. Ben izninizle Sayın Şener'e bir şey sorup ondan sonra bu son faiz kararına dönmek istiyorum. Sayın Şener, şimdi ben son 2 yıldır ekonomik hesaplarımda, yani büyümeyi hesaplarken, diğer verilere bakarken işte bir tahmini bir dolar kuru almanız lazım. Bir hesap yapabilmek için bir dolar kuru öngörmeniz lazım. Ben artık öngöremiyorum ve açıkçası ekonomik modelimi de böyle bir
bir şey yapamıyorum, doğru düzgün kuramıyorum. Nedeni de şu, Türkiye'nin bir ekonomi politikası nedir de ben ona göre bir model kurayım? Yani hükümet ne yapıyor ki ben onu bir girdi olarak alayım ve ona göre bir şey kurup bir tahminde bulunayım. Doğru ya da yanlış ayrı bir şey. Yanlış da olsa bir ekonomik uygulama olması lazım. Şimdi birincisi siz bir ekonomi politikası olduğuna inanıyor musunuz? Bir siyasetçi olarak soruyorum bunu size. İkincisi ben artık döviz kurunda, bu da dolar demek zaten Türkiye'de, döviz kurunda siz artık bir tavan kalmadığı fikrine, yukarı doğru bir tavan kalmadığı fikrine katılır mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi normalde bir hükümetin elbette ekonomik politikası olması lazım. Bir hedefinin olması lazım. Ama şimdi baktığımızda süreci çok karmaşık görüyoruz. Ve bu alınan kararların nereden kaynaklandığını da çözmekte zorlanıyoruz. Yani devlet aklıyla veya Merkez Bankası'nın kurumsal yapısı içerisinde bu tür kararlar alınabilir mi? Bağımsız olsa. Veya hükümette ekonominin gereklerine göre yönetme iradesi olsa bu tür kararlar alınır mı diye, normalde alınmaz diye bakıyoruz. Peki niye hükümet böyle uzmanları da şaşıracak bir takım kararlar alıyor? Hiç mi politikası yok? Burada bir politikasızlık mı var? Yani ben zaman zaman söylüyorum ama pek ikna edemiyorum galiba. Onun için de pek kullanmayın. Ben de onun rasyonelite dışı bir takım uygulamalarına rasyonel kılıflar geçirmeye başlayayım diye niyet değişikliğine uğramıştım ama şimdi bu sorunuz üzerine yine eski huyuma döneceğim. Bu bireysel yani sınıf değiştirdi. Kendi sınıfına göre iş yapıyor. O da pratikleriyle yapıyor. Ben vaktiyle bir tweet atmıştım milletvekili olmadan önce, yani 2018 öncesinde. O tweet üzerine 4,5 yıl hapis talebiyle dava açtılar. Tweet şuydu, o dönemde de dolar yükseliyordu. Dolar yükseliyor. Neden yükseliyor? Çünkü muktedirin paraları dolarda, dövizde yükseldikçe kazanıyor demiştim. Bunun üzerine bir dava açılmıştı. Yani Türkiye'de o kadar çok kara para var ki, o kadar çok kara para dolaşıyor ki, özellikle de siyasetin üst çarkları arasında. Ve bu aşağıya doğru da ister istemez belli bir kitlenin de çevirdiği bir şey bu. Nitekim uluslararası işte bilmem gri listelere alınıyor, bilmem ne yapılıyor. Yani bunlar devasa boyutlarda, çok büyük boyutlarda dönen paralar. Her ne kadar varlık barışı diye bir yasal düzenleme çıkarıp bunları legalleştiriyor olsa bile siyasetçilerle bağlantılı paralar legalleşse bile, hukuken legal hale gelse bile ortaya çıkamaz. Neden sürekli servet beyanı var? Bu parayı nereden buldun derler. Senin paran olamaz. Bu Abdülhatif Bey, bu önemli bir şey söylüyorsunuz, onun için araya giriyorum. Siz bu son durup, yani birden hep Emin'in burada altını çizdiği gibi bütün iktisat teorilerinin tersine olan bir durum. Yani enflasyon bu kadar yüksekken faizleri indir, doları patlat. Burada siz şunu mu söylüyorsunuz? Bilerek ve isteyerek yapıldı ve iktidar katında ve belki onun etrafında ve birazcık daha altında büyük bir para dönüyor. Evet. Yani söylediğimin özeti bu. Bu. Peki. Büyük bir para dönüyor. Ve bu parayı döviz dışında taşıyamazsınız zaten. Dövizde durmak zorunda. Döviz çıktığı zaman bundan kazananlar var. Herkes kaybetmiyor ki döviz fırladı diye, kazananlar var. Peki
Yani bu olabilir mi diyorsunuz? Yani insanlar normal değildir. Herkes normal insan değildir. Ya ne yapacak kardeşim işte yiyeceğim belli, içeceğim belli, gezeceğim belli diye yorumlar yapılıyor da öyle değil.